Elektriğe ve doğalgaza zam geldi ve bu elektriğe gelen ikinci zam %15 oranında. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Çok fazla düşünüyorum. Emekliye çok az geldi. %4 falan geldi. Emekliye zam geldiği andan itibaren yok olmuş durumda. Çok fazla görüyorum yani. Elektriğe ve doğalgaza olan zamı çok fazla görüyorum. Yani bu sizin ev bütçenizde zorluyor mu? Yani zorluyor tabii, zorlamaz. Benden ziyade tek maaşlı olanları düşünüyorum. Kira verenleri düşünüyorum. Allah'a şükür benim durumum belki iyi olabilir ama ben zorlandığım yerde bir başkası daha fazla zorlanır. Şimdi bu sene yapılan sanıyorum 3. zam. Ama bu milletimiz bundan anlamaz. 5. zammı da yapsınlar, yine milletimiz sağ olsun diyecek olan zevat çok. Ne diyeyim? Kazıklanmak bizim milletimizin artık zevk olmuş. Hobi haline gelmiş. Ne düşünülür yavrum? Ne düşünülür? Emekli öğretmeniz biz. Bu bir değil, iki değil, üç değil, dört değil. Yazık yani. Uçuyor, Türkiye uçuyor. Devam etsinler. Uçuruyorlar Türkiye'yi. Ne düşünmemi isterdiniz? İşte görünüyor her şey ortada. Sistem onu gerektiriyor demek ki. Çünkü kapitalist sistemde kapitalist olmak idealdir. Peki sizce bu zam insanları zorlamıyor mu? Mutlaka zorluyor da ben bu koşullarda yaşamadığım için beni etkilemiyor. Olay bu ama tabii mutlaka zorluyor. Çünkü asgari ücretin 2500 lira olduğu bir ülkede yaşıyoruz. 2020 lira ve günlük yemeğin de 83 lira olduğu, yani Avrupa'daki bir insanın bir saat ücreti. Burada bir yemeğe tekamül ediyor. Tabii büyük bir uçurum var. Onun için mutlaka zorluyordur.